Alo. Alo. Buyurunuz, dinliyoruz sizi. Rüyanız İyi hayır mı günler, şer hayırlı mi merak yayınlar. ediyoruz. Buyurunuz. Ben rüyamda evimizde misafirler var. Misafirlerin Sesi açalım arkadaşlar biraz. çocuğunu kucağıma aldığım zaman pirinç tanesi kusuyor. Bunun ardından benim 2 sene önce şehit olan abim evdeki misafirlere hediye etmek için kuru üzüm getiriyor paket paket. Bunları millete dağıttığımızda abim diyor ki iki arkadaşıma da vereceğim diyor. Bunu söyledikten sonra misafirlerin biri kuru üzüm poşetini açıp tabağa koyduğunda bunlar nar tanesine dönüşüyor. Bu şekilde gördüm rüyamı. Yorumlarsanız sevinirim. Şimdi Peki, birinci, teşekkür evet, ediyoruz. teşekkür ederiz. Allah gani gani rahmet eylesin. Abisi Amin. şehit olmuş. Tüm Amin. şehitlerimize Allah gani gani rahmet Amin eylesin. hocam. Onlar ölmezler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi bir odadan bir odaya geçerler. Bu şekiller. O yüzden de şunu demek istiyorum. Birinci rüyada çocuğun pirinç tanesi kusması netice itibariyle evladınızın üzerinde nazar olduğunu gösterir. Evladınızın üzerinde nazar olduğunu. İkinci rüyada abinizin kuru üzüm dağıtması kendisinin sizden hayırlar beklediğini. Sonrattan hani hatırlarsanız orada dedi ki o kuru üzümler bir şeye dönüşüyor. Orayı tam anlayamadım ses. Nar Nar tanesine. Evet, tanesine. nar tanesi. Hadis-i Kutsi'de, hadis-i şerifte cennette nardan bahseder. Nardan cennette bahseder. O yüzden de şunu söyler. Abisinin gittiği yer belli. Yani salih olan insanların bölümünde olduğunu göstermiş kendisinin. İnşallah. Ve merak etmemelerini göstermiş. Nar tanesi çünkü sonunda nar tanesine dönüşüyor. Yani merak etmeyin ben huzurlu yerdeyim. İki arkadaşından bahsetmesi yine şehidimizin onlarla beraber bulunduğunu gösteriyor.